Burası Selçuklu yapısı. Horasan'la yapılmış. O günde anlaşılıyor ki büyük bir ilim merkezi. Çilehanesiyle, aşeviyle, buradaki medresesiyle, mescit yapılı haliyle çok harika bir Selçuklu eserinin karşısındayız. Burada tamamen tarih kokuyor. İnşallah buralarda yeniden bir uyanış, diriliş olur da buradaki o ruh tekrar nesillerimize, çocuklarımıza nakşedilebilirse Selçuklu'yu ayağa kaldıran, Osmanlı'yı doğuran bu ruh inşallah Türkiye Cumhuriyeti'ndeki aynı ruhu, aynı nesli doğuracaktır. O günlerin ümidini, neşesini yaşıyoruz inşallah. Bu Ramazan mübarek hürmetine inşallah o günlerin umudunu yaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek medreseye giriyoruz. Burası medrese. Burada odaları çok harika bir şey. İstirahata dinlenme, dış dünyaya kapalı, tamamen öze dönük bir yapısı. Aynı zamanda karanlık oda, kiler şeklinde kullanılan bir oda. Sadece bir delik var, bak görüyorsunuz, insanlar burada döktüğü dış dünyadan kapalı kendi haline çilesini dolduruyor, müzeminin yapıyor, inzivaya çekiliyor. Allah'la kendi arasında, Allah'la beraber oluyor. Ve bu şekilde arınarak bu alemden, öbür alemden bu aleme mesaj getiriyor. Aynı şekilde kileri. Bir odası da orada. Bak kapısını koparmışlar işte. Bu da ecdada yapılan en büyük hakaretlerden biri, şu balkon kapısı. Mermer şey mi? Sütun bunlar hocam. Ya mermer sütun. Mermer sütun. Bunlar belli Horasan yapımı oldu. Bak Horasan yapımı. Ondan sonra burası da medresenin mescid kısmı. Peki bak. Namazları burada kılabiliyor. Burada namaz, cemaatle namaz kılıyor. Namaz kılındıktan sonra herkes odalarına çekiliyor. Odalarında da istirahat ediyor. Dersine çalan dersi. Üstte de buradaki yetkilinin, buradaki bulunan hocanın üstadı oturduğu yer. Çilehane'nin üstü yer burası. Burada o günün şartlarından Kur'an'ın medresine gelen kimse o oturuyor burada. Biraz nem almış. Evet. Nem aldığından dolayı o kubbeyi kapatmışlar. O kubbeden dolayı biraz yağmur oluyor, nem oluyor. Burası restore edildi de demek ki tam edilmedi yani.